Arkadaşlar fonyonlarda bölüm soruluyorsa önceki videoda anlattığımız gibi bildiğiniz bakkal bölmesi yapmanız gerekiyordu. Ancak kalan soruluyorsa bunun bir kısa yolu var. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Kime bölmek istiyorsanız mesela x eksi 4'e bölmek istiyoruz ya bunu sıfıra eşitliyoruz. Bunu sıfırlayan x değerini getirip bölmek istediğimiz polinomda yerini yazıyoruz. Unutmayın bölmek istediğimiz polinomda burada yerini yazacağız. X eşittir 4'ü burada yerine yazarsak demek ki bize p eksi 1 soruluyormuş. Yukarıdan da p eksi 1'i bulmak için uğraşacağız. Şimdi diyorum ki yukarıda x yerine ne yazarsam sonuç eksi 1 olur. X yerine eksi 3 yazmam gerektiğini düşünüyorum. Bakın gerçekten p eksi 1 oluyor içerisi. Karşı tarafta da tabii x gördüğümüz her yere eksi 3 yazacağız. Eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 3 çarpı eksi 3'ten bir daha 9 ve 1. Sonuç buradan 19 olacaktır. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Demek ki kimin kime bölümünden kalanı merak ediyorsak bölmek istediğimiz ifadede getirip yerine yazacağız x değerini. Ben şimdi bunu sıfırlayan x değerinin eksi 2 olduğunu biliyorum değil mi? Bunu sıfırlayan x değeri. Bunu getirip bölmek istediğim polinomda yerine yazacağım. Yani burada x yerine eksi 2 yazarsam aslında bize p1 soruluyormuş. Kalan p1'miş yani. Ve kalanın da zaten 17 olduğunu soru bize söylemiş. Demek ki p1 17 diyebiliriz. O zaman şimdi artık yukarıda bu bilgiyi kullanacağız. P1'i elde etmek için x yerine 2 vermeliyim. Bakın x yerine ne vermem gerektiğini hep yazıyorum yoksa kafa karışabiliyor. X yerine 2 yazınca burası P1 oluyor. Burada da x gördüğünüz her yere 2 yazmalısınız. 8 eksi 2 artı m artı 9. Ve bunun arkadaşlar 17 eşit olduğunu zaten biliyoruz. P1'in 17 olduğunu az önce görmüştük. Buradan gördüğünüz gibi 6 9 daha 15. M artı 15 eşittir 17 ise m arkadaşlar buradan 2 yapacaktır. Buraya baktığımızda px artı 1'in x eksi 3 ile bölümünden kalan demiş. Yani bunu sıfırlayan x değerini önce bulacağım. Bunu sıfırlayan x değeri arkadaşlar 3'tür. Bunu bölmek istediğim polinom olan şurada px artı 1 değerini yazıyorum. Eksen 3 yazarsam demek ki kalan p4 olacakmış. Zaten kalanın 78 olduğunu söylediğine göre demek ki p4 78 eşitmiş. Sonra bakıyorum qx'in x eksi 7 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman bunu sıfırlayan x değeri 7'dir ya. Bunu getirip burada q'da yerine yazıyorum. Yani Q7 arkadaşlar eşittir soru işareti. Bu bizden isteniyor. Bakın üst tarafa hiç bakmadım önce. Şimdi artık Q7'yi bulmak istiyorum. Bulmak istediğime odaklanıyorum. Q'nun içini 7 yapacak bir X değeri. Yani 6. Bu 6'yı her tarafta yerine yazacağım. Üst taraf P4 olacak. Alt taraf Q7 olacak. Eşittir karşı tarafta arkadaşlar 36 eksi 6 artı 9 olacak. Zaten ben buradan P4'ün 78 olduğunu biliyorum ya. Bunlar ayarlanmıştır mutlaka. 39 oldu burası. 39 ile 78 birbirinin 2 katıdır. Demek ki Q7'nin buradan 2 olduğunu düşünebiliriz. Cevabımız bursa olsun. Evet burada arkadaşlar 2 seçenek var. Bir bakkal bölmesi yapabilirsiniz. Normal bölersiniz. Bölüm ve kalanı bulursunuz. Bir tık uzun sürer ama işe yarar tabii ki. Ama bazen ya da çoğu zaman bakkal bölmesi işe yaramayacaktır. O zaman derece indirgeme yöntemini tercih edeceğiz. Ne demek o? Ben şimdi x kare eksi x eksi 1'i sıfırlayan değeri bulup polinom değerini yazmalıyım ya. Bunu sıfırlayan değeri bulamam. Çarpanı ayıramıyorum. X'leri bulamıyorum. O zaman x kare gördüğüm her yere x artı 1 yazacağım. Ne yaptım? Bakın şunları karşıya attım. Şimdi bu polinomda getirip x kare gördüğüm her yere x artı 1 yazacağım. Şurası x küp ya bakın arkadaşlar. Ben bunu x kare çarpı x diye düşünebilirim. Eksi 3 x kare artı 5 x eksi 1. Şu an p eksi yazıyorum. Burada şimdi x kare gördüğüm her yere x artı 1 yazmalıyım. Yani x artı 1 oldu. Bunu sildim yerine onu yazdım. Yanında çarpı x var. Eksi burası zaten 3x kareydi. Oradaki x kareye ne deyin? Eksi artı 1 yazıyorum. Artı 5 x eksi 1. Bakın şu x'i dağıttığımız zaman tekrar bir x kare gelecek. Gördünüz mü? Buradaki x kareye ne? Ben yine arkadaşlar x artı 1 yazıyorum. X kare çıktıkça onu yerine x artı 1 yazarak dereceyi düşüreceğim. Bakın bunu yerine tekrar x artı 1 yazdım. Artı x eksi 3 x eksi 3 artı 5 x eksi 1. Artık hiç x kare kalmadığına göre iş bitmiştir. Kısaltalım benzer terimleri. 5x, 2x, buradan 1 daha 3x, buradan 1 var 4x kaldı. Sayılara gelince de artı 1, eksi 1 birbirini götürdü zaten. Buradan eksi 3 kaldı. Yani cevabımız bursa oldu. Yine benzer bir şey yapacağız arkadaşlar. Sonuçta ben bunu sıfırlayan değeri, yani x kare artı 1'i sıfır yapan değeri ne yapacağım arkadaşlar? Getirip polinomda yerine yazacağım. Kalanı bulmak istiyorsam. Eğer bize sadece kalan soruluyorsa bunu yapmalıyız. Bölümü sıfırlayan değeri, pardon böleni sıfırlayan değeri getirip polinomda yerine yazacağız. Böleni sıfırlayan değer x kare eşittir eksi 1. Ha diyebilirsiniz ki hocam x kare eksi 1 olamaz. Yani zaten reel sayılarda çalış falan demiyor bize. Dolayısıyla arkadaşlar x kare gördüğümüz her yere eksi 1 yazarak gideceğiz. O zaman q eksi biraz düzenlemeliyiz. Bu arkadaşlar a çarpı x karenin dördüncü kuvveti diye düşünülebilir. B çarpı burası da arkadaşlar x kare çarpı x diye düşünülebilir.
Neden? X kareye benzetiyorum hepsini. Çünkü X kare gördüğüm her yere eksi 1 yazacağım birazdan. Şimdi getirip burada eksi 1 yazarsam eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 yapar. Yani burası A oldu. Burada x kareye eksi 1 yazarsam burası eksi B oldu. Burada x kareye arkadaşlar eksi 1 yazarsam, pardon, şurada eksi 1 oldu, bir de yanında x varmış, onu unutmayalım. Burada x kareye eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 3 oldu burası. Burası zaten x kare olmadığı için bir şey yazmıyorum. Olduğu gibi kaldı. Şimdi bu ifadeyi birazcık düzenlersek arkadaşlar. 2 eksi b x benzer terimleri parantez alarak yazıyorum. Artı a artı 2 kaldı. Demek ki ben x kare gördüğüm her yere eksi 1 yazarsam bu polinomda kalanı bulurum. Yani kalan ifade buymuş. Değil mi? Ama adam zaten bize kalanın 5x eksi 7 olduğunu söylemiş. O zaman birinci videomuzda anlattığımız, değil mi, polinomlar eşitliği mantığıyla benzer terimleri kendi arasında birbirine eşitlemeliyiz. Yani buradan 2 eksi b'nin 5 olduğunu, dolayısıyla b'nin eksi 3 olduğunu, aynı şekilde a artı 2'nin de eksi 7 olduğunu ve a'nın eksi 9 olduğunu düşünebiliriz. Bizden b eksi a farkı istenmiş. B neydi arkadaşlar? Eksi 3. Eksi A neydi? Eksi 9. Bunun sonucunun 6 yaptığını görebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar hiç polinom yok. Sanal polinom dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Yani kendimiz bir polinom uyduracağız. Şimdi bakın P eksi biz ne yapmışız arkadaşlar? Şuna bölmüşüz. X kare eksi 7 x artı 6'ya. P eksinin ne olduğunu bilmiyoruz. Onu kendimiz uyduracağız şimdi. Kalan 5x artı 4'müş. Ama bölümün ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya hadi bir eksi diyelim. Orada bir polinom olacak sonuçta. Şimdi biz px'i şöyle düşünemez miyiz arkadaşlar? Bununla bunun çarpımı artı bu şeklinde. Yani aslında x kare eksi 7x artı 6 çarpı bx artı kalan. Yani 5x artı 4. Bu şekilde düşünebiliriz. Bakın tam anlamıyla olmasa da artık bir polinomuz var. Yani şu px'in ne olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta polinom var elimizde, artık bir px. İşe yarayacaktır, merak etmeyin. Burada şimdi asıl soruya dönecek olursak x eksi 6 ile bölümden kalanı soruyor. Yani bunu sıfırlayan değer x eşittir 6 mıdır? Bunu getirip polinomda yerine yazmamızı istiyor. Kalan için bunu yapmıyor muyduk arkadaşlar? Böleni sıfırlayan x değerini getirip polinomda yerine yaz. Şimdi ben P6'yı bulmak istiyorum. O zaman burada getirip x yerine 6 yazacağım. 6'nın karesi 36 eksi 42 artı 6 tane B6 artı, burada da tabii ki 6 yazıyorum, 34. Bakın şurası zaten 0 yaptığı için bu gidecek. 0 çarpanı her zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Bu b eksi bilinmeyeni yok edecektir. Hiç üzülmeyin, o ayarlanmıştır. Demek ki P6 gerçekte arkadaşlar 34'müş. Burada arkadaşlar önce verilen bilgileri bir şey yapalım, matematiksel modele dönüştürelim. Ne yapıyorduk? X artı 2 ile bölümden kalanı bulmak istiyorsak bunu sıfırlayan x değerini getirip polinomda yerine yazıyorduk. Yani p eksi 2 bana kalanı verecektir. Değil mi? Bunu sıfırlayan x değeri ve kalan da arkadaşlar yine eksi 2 olduğunu biliyoruz. Sonra ikinciye gelelim. Aynı px polinom, bakın özlemimiz değişmedi. Bu sefer x eksi 5 ile bölümden kalan 19'muş. Yani bunu sıfırlayan x değeri 5 ya. Bunu da getir bir yerine yazdığımda p5 olacaktır. Bu bana kalanı verecektir. Ki kalanın da 19 olduğunu soru yine bize söylemiş. Şimdi artık elimizdeki bilgilerden sonra ne soruluyor bakalım. Px'in bilmem ne ile bölümden kalan nedir diyor. Ben diyorum ki Px'i ben biraz önce yaptığım gibi x kare eksi 3 x eksi 10'a böldüğümde bir bölüm gelecektir. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de kalan gelecektir. Kalan da ne olduğunu bilmiyorum ama kalana ben ax artı b şeklinde bir şey yazacağım. Neden bunu yazıyorum? Biliyorsunuz bölmede arkadaşlar kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda, yoksa bölme devam eder. Dolayısıyla burası x kareli bir ifade ya. Burası ondan daha küçük olacağı için birinci dereceden bir şey olacağı çok açık. Yani ben anlıyorum ki px polinomu arkadaşlar x kare eksi 3 x eksi 10 çarpı bx artı kalan, yani ax artı b. Şimdi bilgileri kullanma zamanı geldi. X yerine eksi 2 koyalım hadi önce. İşe yarayacaktır, merak etmeyin. Bu x, bx her zaman yok olacaktır. X yerine eksi 2 koyarsak bakın burası 4 yaptı. Burası ne yapmış oldu? Artı 6 yaptı, 10. Burası da eksi 10, 0 yaptı. Aa, 0 yaptığı için burası gitti zaten. Burada da x yerine eksi 2 koyarsam o da ne yapacaktır? Eksi 2 artı b. P eksi 2'nin zaten biz eksi 2'ye eşit olduğunu biliyor muyuz? Evet. Şimdi bir de 5'i bulalım hadi. P5'i. X yerine 5 koyarsam 25 eksi 15 daha 10 yapar. 10 eksi 10 yine 0 yaptı. Bakın b eksi yine yok oldu. Yani burası 0 yapacağı için 0 çarpı b eksi hep yok olacaktır. O zaman burada x yerine 5 yazarsam 5 artı b kalacak elimde sadece. Biz zaten P5'in 19 eşit olduğunu biliyor muyuz? Bakın buradan a ve b'li ifadelerimiz var. Üst tarafı eksiyle çarpmak istiyorum. Böylelikle 7a b'ler gitmiş olacak. Eşittir 21'den a 3 yapacak arkadaşlar. Eğer a 3 ise b'nin de buradan 4 yapacağını görebiliriz. Yani aslında kalan fonksiyonumuz kx diyebiliriz ona. Şu diye kalan.
ax artı b'ydi. Yani 3x artı 4 şeklinde bir ifadedir Adana'dır cevabımız. Bu da özel bir soru tipi arkadaşlar. Bunu da özellikle seçtim. Şimdi öncelikle şu her tarafı x eksi 2'ye böldüğümüzde, yani px eşittir x küp eksi m artı 1 x kare artı 6 x eksi 8 bölü x eksi 2. Bu ifadenin şu px'in polinom olabilmesi için şuranın pay kısmının kesinlikle x eksi 2'ye tam bölünebiliyor olması lazım. Eğer bölünmüyorsa biliyorsunuz payda x'li ifade olunca bu ifade polinom olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar tam bölünebiliyor olması için de x eksi 2'nin bunun bir çarpanı olması lazım. Eğer x eksi 2 bunun bir çarpanıysa bu buna tam bölünüyordur. Yani x yerine 2 yazdığımda kalan 0 oluyordur. Buradan anlıyorum ki ben şu ifadede x yerine 2 yazdığımda sonucun yani kalanın 0 gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz polinomlarda x yerine bir sayı yazdığınızda polinomun onunla bölünen kalanı da bulmuş oluyorsunuz. Tam bölünmelerde de kalan ne olmak zorunda? 0. Hadi x yerine 2 yazalım. 8 eksi 4 parantezinde m artı 1 x yerine 2 yazınca 12 artı 4 oldu burası. Eşittir 0. Buradan anlıyorum ki 12 eşittir 4 parantezinde m artı 1. Yani m artı 1 buradan 3'müş arkadaşlar. Yani m buradan 2'ymiş. Bakın bunu yaparak ne yapmış olduk öncelikle? M'i bulmuş olduk. Artık bir px polinomumuz var tam anlamıyla. X küp m yerine 2 koyunca eksi 3x kare artı 6x eksi 8. Böyle aşağıda da ne var? X eksi 2 var. Burada arkadaşlar bizden ne isteniyor diye ona da bakalım. İsterseniz bunu sadeleştirebilirsiniz çarpanlara falan ayırıp ama ben şu an hiç uğraşmayacağım. X yerine 1 yazarsanız arkadaşlar kalanı bulmak için nerede? Tabii ki bu polinomda. Bakın kimi bölüyorsak orada getirip x yerine 1 yazmalıyız sıfırlayan x yerine. Yani P2 aslında bize soruluyormuş arkadaşlar. Ha evet sadeleştirmemiz gerekti çünkü P2 koyunca payda 0 oluyor. Bunu sadeleştirmeden P2 değerini bulamayacağız gördüğünüz gibi. Onun için önce sadeleştirmeyi yapalım. Burada da arkadaşlar kaliteli bir soru olmuş yine. Sadeleşmeyi çok rahat göremiyorsunuz. Ben çok hızlı göremedim açıkçası. Küp açılımı falan yapmak gerekebilir muhtemelen. Ya da polinom bölmesi yapmak gerekebilir. Hadi bölelim. X küp eksi 3x kare artı 6x eksi 8'e şu kısımları siliyorum arkadaşlar. M bulduk nasıl olsa. Ne yapacağım arkadaşlar? X eksi 2'ye böleceğim. Yani ben burayı x kare ile genişletiyorum. O zaman x küp eksi 2x kare oluyor. Eksi artı oluyor değil mi çarptığımızda? Burası eksi x kare artı 6 x eksi 8 oldu. Bölme yapıp sadeleşmiş hali bulmak istiyorum. Kalanı sıfır yapacağını göreceksiniz zaten şimdi. Ben burayı bu sefer eksi x ile genişletiyorum. Eksi x kare artı 2 x oluyor. Arkadaşlar yine ben bunları eksi yaparsam gördüğünüz gibi 4 x eksi 8 kaldı. Yani ben burayı şimdi artı 4 ile çarpmalıyım. O da 4 x eksi 8 yapacaktır. Yine eksi artı 0 oldu. Evet gerçekten bu buna tam bölünebiliyormuş. Bakın kalan 0 geliyor ve bölmenin sonucu da bu geliyormuş. Yani px polinomumuz aslında arkadaşlar x kare eksi x artı 4'müş. Şimdi artık p2'yi bulabiliriz. P2 burada 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 4'ten ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Harika bir soru oldu. Bu tarz sorularda da arkadaşlar bu garip değeri tutup x yerine yazacak halimiz yok değil mi? Yani onun küpünü almak, karesini almak falan uzun işler. Belli ki yukarıda bir açılım gelecek. Genelde de bu tarz sorularda küp açılımı gelir arkadaşlar. Bu ifade ben diyorum ki x eksi 1'in küpü. İşaretlere bakınca bir eksi bir artı bir eksi bir artı diye gidiyorsa eğer eksili bir küp açılımıdır. Gerçekte x eksi 1'in küpünü açtığımızda ne olmalıydı bakalım. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 gelmeliydi değil mi? Böyle bir şey olmalıydı ama bunun sonuna bakıyorum artı 12 var. O zaman bunu açtığımda sonunda eksi 1 gelecek ki benim elimde artı 12 olabilmesi için şurada bir artı 13 yazıyor olmalı. Ki gerçekten şuradan gelen eksi 1'i artı 13 artı 12'ye dönüştürebilsin. O zaman arkadaşlar px'i böyle toparladıktan sonra x yerine şunu yazmak çok daha mantıklı. Şimdi bakın çok daha hızlı bir çözüm gelecek. Yani x yerine bunu yazarsam küp kök 4 artı 1 x yerine bunu yazdım bakın yanında da eksi 1 var bizi bekleyen. Gördüğünüz gibi artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. Küp kök 4'ün küpü kaldı burada. Buradan da küple küp kök birbirini götürünce 4 artı 13'ten aradığımız cevap 17 olacaktır. Evet sıradaki soru efsane arkadaşlar. Üçüncü dereceden bir px polinomumuz varmış. Demek ki px polinomu bir kere buna tam bölünebiliyorsa içinde bu çarpan mutlaka vardır. Yani x kare eksi 2 x artı 5 mutlaka içinde çarpan olarak vardır. Ama üçüncü dereceyi tamamlamak için de yanında bir tane daha x eksi a diye bir şey olmalı. Bir ifade daha olmalı. Çünkü gerçekten bunu dağıttığımda x küplü bir terim elde etmiş olmalıyım. Başka da bir çarpan yoktur x ile. Neden yoktur? Çünkü olsaydı eğer ne olurdu?
x4 4 falan gibi başka bir dereceye çıkardı. Çıkmaması gerekiyor. Ha yanında ama başka bir katsayı olabilir mi b gibi? Olabilir. Yani onu bilmiyoruz. Yazabiliriz. Yani bir sabit sayıyla çarpınca derece yükselmeyecek, yine küp kalacağı için öyle bir b çarpanı olmuş olabilir. Ona bir şey demiyorum. Dursun şimdilik. Şimdi bu arada ikinci bilgimiz var. Px polinom x kare eksi 1 ile bölümünden kalan, yani x kareyi 0'a eşitlediğimizde, x kare 1 yaptığımızda, bu polinom değerini yazdığımızda şu kalanı bulmalıyız. O zaman ben bu polinomda x kare gördüğüm her yere 1 yazdığımda sonucu buna eşitleyebilirim. Kalanı bulmak için bunu yapıyorduk biliyorsunuz. Bakın burada x kare yerine 1 yazarsam 6 eksi 2 x yapar. Çarpı x eksi a çarpı b. Sonra bir daha bunu dağıtırsam 6 x eksi 2 x kare eksi 6 a eksi artı 2 b a x, bir de dışarıda b var zaten. Bu ifade arkadaşlar artık kalan oldu değil mi? Ama hala x kare var. X kareye bir daha bir yazmak istiyorum o zaman. Yani b parantezinde şuradan 6 artı 2 a x. X yerine ne yazdım ben buradan dikkat edin. 1 yazmıştım. Burası o zaman eksi 2 olmuş oldu. Eksi 2 eksi 6 oldu. Şimdi bütün x karenin yerine 1 yazarak artık kalanı bulduğumuza göre bu kalanın da ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 14 x eksi 10 olması gerekiyormuş. Doğru mu? Kalanın bu olduğunu biliyoruz çünkü. O zaman x'li terimler kendi arasında birbirine eşit olmalı. Yani şu b'leri hiç koymaya da bilirsiniz. Otomatikman buradan zaten katsayı gelecek. Buradan 14'ün ne olması gerekiyor arkadaşlar? B'leri sildim. 14'ün arkadaşlar 6 artı 2 eşit olması gerekiyor. Buradan anlıyorum ki 2 eşittir karşı atınca 8, yani A4 olacak. O zaman şu sabit terimde sabit terim eşit olması gerekiyor değil mi? Polinom eşitliğinden. Yani gerçekten A yerine 4 koyarsak burası ne yapıyor? Eksi 24 6. Böyle devam ettiğimizde bakın arkadaşlar A sağlamadı değil mi? Yani A yerine 4 koyunca burası eksi 26 yaptı ama burada eksi 10 var. Demek ki gerçekten o B değerini düşünmeliymişiz arkadaşlar. Şuraya bir B çarpanı ekleyelim hepsinin başına. Eğer bunu düşünürsek o zaman ne olacak? Şunun da başında bir B çarpanı olacak değil mi? Şu sabit terimin de başında bir B çarpanı olacak değil mi? Bu B içeri de alacağı için. O zaman anlıyorum ki 6B artı 2AB arkadaşlar eşittir 14'müş. Diğer taraftan şuradan da dağıtırsak eğer ne yapacaktır? Eksileri atıyorum. Burada eksi, burada eksi, nasıl olsa 10'da eksi, eksilerini atıyorum. O zaman dağıtırsam 2b artı 6ab, bu da eşittir arkadaşlar 10 yapacakmış. Şimdi ben buradan kimi yok edeyim? Mesela üst tarafı 3 de çarpayım. Alt tarafı eksi de çarpayım. 18b, 2b çıkarsa 16b kalır. Buradan 3 kere 14 42, 10 çıkarsam arkadaşlar 32 kalır. Buradan anlıyorum ki b eşittir arkadaşlar 2'ymiş. Yani gerçekten b değeri varmış. B2'ymiş. B yerine 2 koyarsam da bakın herhangi birinde yazalım bunu. 12 artı 4A eşittir 14 ise değil mi? Buradan 4A eşittir 2. A'da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Evet gerçekten arkadaşlar artık Px polinomu tam anlamıyla oluştu. Yazalım şuraya. Neydi? Px polinomumuz x kare eksi 2x artı 5 çarpı x yerine de ne yazıyordum? Şey A yerine de 1 bölü 2. Eksi eksi 1 bölü 2 çarpı b yerine de ne yazıyordum? 2. Artık px polinomumuz oluştuğuna göre arkadaşlar şu a kısmı sağlamamıştı hatırlayın. Yeni bir a denedik onun için. Burada adam bize x eksi 2 ile bölümden kalanı sorduğu için bunu sıfırlayan 2 değerini getirip yerine yazınca bize p2 soruyor demek ki. 2'nin karesi 4. Eksi 4 artı 5. 2 koyunca da 2 eksi 1 bölü 2'den burası 3 bölü 2 yapar. Çarpı 2. Şunlar birbirini götürdü. 5 çarpı arkadaşlar 3 kalmış oldu. Buradan da aradığımız cevap Edirne 15 oldu. Harika bir soruydu gerçekten. Başarılar arkadaşlar.